Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. 2023 yılının ilk videosu. Bugün 1 Ocak 2023 Pazar. Konumuz siyaset. Ne yapalım? Şu anda bütün dünya siyaset üzerine kurulmuş. Şirketler siyasetle yönetiliyor. Aileler siyasetle yönetiliyor. Akrabalar arası ilişkide herkes birbirine siyaset yapıyor. Devletleri zaten siyaset yönetiyor ve siyasetçi yönetiyor. Uluslararası ilişkilerde her şey siyasete ve siyasetçiye bağlı. Aristo günümüzden yaklaşık 2300 sene önce insanları ikiye ayırdı. Dedi ki, bir, insanları yönetmek için dünyaya gelenler, iki, hükmedilmek için dünyaya gelenler. Bizler hükmedilmek için dünyaya gelenlerdeniz. Tabii bu 2300 sene önce öyleydi. Ve hep gitti. Asırlar boyunca hep öyle gitti. Ne kullanıldı? Din, mezhep, ırk. Dönün tarihe bakın. Bütün savaşların temel sebepleri ekonomik ama görünen sebepleri ya da dünyaya anlatılan sebepler din, mezhep, ırki ayrılıklardır. Sanırsınız ki İskender ta İran'a kadar, Acem'e kadar, Hindistan'a kadar kendi ırkından olmayan insanları yok etmek için gitti. Kendi dininden, kendi tanrılarına inanmayan insanları yok etmek için gitti. Ne ilgisi var? Hiç ilgisi yok. Ekonomik çıkarlar için gitti. Ekonomik itirazlar için gitti. Hep öyle oldu. Kurtuluş savaşları hariç, diğer savaşların hepsi, ki bunun içine biz Osmanlı'yı da katmak zorundayız, hepsi o dönemin krallarının, güçlü sultanlarının, güçlü padişahlarının servetlerini arttırabilme amaçlıydı. Günümüzde gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkelerde bir yönetmek için doğanlar, bir de hükmedilmek için doğanlar diye bir insan türü yok. Hayır, gerçek demokratik hukuk devletlerinde insanlar insani gelişmişliklerini sağlıyorlar. Seçmenler kendilerini seçebilecek, kendilerinden çok daha liyakat sahibi, dürüst, şerefli, ahlaklı, onurlu, faziletli insanları ülkeleri yönetebilmeleri için görevlendiriyorlar. Yani onlara vekalet veriyorlar. Hangi ülkelerde insani gelişmişliğini sağlamış insanların seçmen olduğu ülkelerde, insani gelişmişliğini sağlayamamış, zavallı, din baskısı altında uyutulmuş, ırki gazlarla, sen en büyüksün, senden daha büyüğü yok, sen bin atlı akınlarda falan diyerek gaz verilen insanların çoğunlukta olduğu ülkeler ise yoksul ülkelerdir, fakir ülkelerdir. E zengin yok mudur? Var ama az sayıda zengin vardır. Az sayıdaki zengin modernite konusunda adım atmış ülkelerde moderniteden vazgeçemeyen insanları zengin yapan iktidarlar, fakir bıraktıklarının kadere inanın diye aldattıklarının oylarıyla iktidara gelirler. Bakın önümüzdeki seçimlerde göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Batı şehirlerinde, zengin mahallelerinde, zengin semtlerinde, insani gelişmişliğini gerçekleştirmiş halkların yaşadığı bölgelerde muhalefet partilerinin adayları kazanacak yine. Bakın Akdeniz'e itibaren, bakın ta yukarıya Trakya'ya kadar göreceksiniz ki hep muhalefet partileri iktidarda. Ankara, Eskişehir, Kırşehir de buna şimdilik dahil olan şehirler Anadolu'da. Neden?
Oralarda da insani gelişmişlik yükseldiği için. Ama zavallı dinle uyutulmuş, bir lokma bir hırka diyen, ben ne yapayım bu dünyayı, öbür dünyada bana cennette olmak yeter diyen insanlar, sorgulamayan insanlar, fakirliğini kaderi olarak kabul eden, onun da Allah tarafından kendisine yüklenen bir çile olduğuna inanan insanlar, yine kendilerini yoksul bırakan siyasetçileri seçecekler. Canlarım, benim kuşağım ve benden daha ilerideki yaşta olanlar İsmet Paşa'yı hem kitaplardan hem de bizzat yaşayarak gören, tanıyan insanlardır. İsmet Paşa'nın Türkiye'ye, Türk halkına yaptığı en büyük iyiliklerden birisi elbette Kurtuluş Savaşı'dır ama oradaki Mustafa Kemal Atatürk'ü arkadaşlarıyla beraberdir. Elbette Lozan'dır da ama İsmet Paşa'nın Türkiye, Türk halkına en büyük hediyesi demokrasidir. İsmet Paşa 1950 seçimlerini kaybettiğinde dönemin generalleri, evet kendisine bağlı generaller, paşam isterseniz makamınızı terk etmeyiniz dediklerinde hepiniz kışlanıza, herkes kışlasına. Seçim oldu, seçimi Demokrat Parti kazandı, Demokrat Parti kadroları memleketi yönetecek dedi ve memleketi Demokrat Parti kadroları yönetti. İsmet Paşa'nın o kurduğu hazırlık dönemindeki demokrasi döneminde, Menderes döneminde de vardı bu, ocak başkanları vardı, bucak başkanları vardı. Yani ocaklar vardı, bucaklar vardı. İsmet Paşa'nın amacı demokrasiyi dağ köylerine kadar taşıyabilmek, dağ köylerine kadar demokrasiye olan inancı pekiştirmekti. İnsanların öğrenim görmüş olmalarından daha çok demokratik eğitim almış olmalarını değer verdi İsmet Paşa. Öyle çok yüksek mühendisler, hukukçular, doktorlar falan değildi ocak başkanları, bucak başkanları. Evet, o dönemlerde otomobilcilik bu kadar gelişmediği için Nalbant'tan CHP'li ya da Demokrat Partili ocak başkanı oluyordu. Pek çok kunduracı bucak başkanıydı. Pek çok terzi de keza yine ocak ya da bucak başkanıydı. Hukuk fakültesinden yetişmiş, avukatlık yapan pek çok genç öğrenci, mühendislik fakültesini bitirmiş mühendis, doktor olmuş, eczacı olmuş, üniversite mezunları, işte o ocak ve bucak başkanlarının yanında demokrasiyi, yani karşıt fikre tahammül etmeyi öğreniyorlardı. Başka? Dürüstlüğü öğreniyorlardı. Haysiyetli olmayı öğreniyorlardı. Şerefli olmayı öğreniyorlardı. Faziletli olmayı öğreniyorlardı. Devletin bir kuruşunu bile çalmanın ne kadar büyük bir günah, ayıp ve tabii en daha da önemlisi suç olduğunu öğreniyorlardı. O kunduracılar, ki ben de bir kunduracı çocuğuyum. O nalbantlar, o terciler, o berberler, o kadar dürüst, o kadar temiz insanlardı ki o gençlere faziletli olma dersi veriyorlardı. Faziletli olan insanlar demokratik hukuk devletinin de olması gerektiğine inanıyorlardı. Sonra Demokrat Parti ocak ve bucak başkanlıklarını kabul edelim ki doğru kullanmadı, istismar etti. Vatan cephesi diye bir cephe kurdu. Keşke kurmasaydı ama kurdu. Peki 27 Mayıs ihtilali geldi. İyi şeyler mi yaptı? İyi bir anayasa yaptı. Ama 3, biri başbakan, ikisi bakan, 3 devlet insanını astı. Canlarım, politikacılar politik yanlışlarından dolayı cezalandırılamazlar, hapse atılamazlar, hele idam. Hele idam. Vahşettir, vahşet. 27 Mayıs ihtilalinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve halkına yaptığı en büyük vahşet, en büyük işkence, bir başbakan, iki bakan olan devlet adamını
siyasi hatalarından dolayı, siyasi hatalarından dolayı, suçlarından dolayı değil, vatana ihanet etmediler. Çalmadılar, çırpmadılar, hırsızlık yapmadılar. Kendi yandaş müteahhitlerine işler vermediler. Çocuklarına, yakınlarına servet sahibi, devletin kasasından servet sahibi yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Ama o dönemin yüzbaşları, mesela Albay Alparslan Türkeş de başlarında olmak üzere, evet MHP Genel Başkanı daha sonra olan Alparslan Türkeş, 21 Mayıs'ta Menderes ve iki bakanını asan o darbecilerin bir numarasıydı. Evet. Bugün kalkıyor Erdoğan Menderesçilik taslıyor. İnanıyor musunuz siz? İnanmayın zaten. Neyse. 27 Mayıs askeri darbesinden sonra da bu sefer yeni bir sistem getirdiler. Delege sistemi diye bir sistem getirdiler. Siyasi partilerde bu sefer artık o geçmiş dönemin temiz ahlaklı ocak bucak başkanlarının yerine il başkanları, ilçe başkanları ve onları oraya seçen kirli politikacılar gelmeye başladılar yavaş yavaş. Hepsi değil ama pek çoğu. Ne yapıyorlardı bunlar? Yüksek para sahibi olanlar, çok ve haksız yere kolay para kazanmış olanlar, girdikleri partinin iyi teşkilatlarının delegelerini seçiyorlardı. Çaycıdan, kahveciden, gazozcudan delegeler yapıyorlardı. O delegeler de ön seçim olduğunda kendilerini delege yapan milletvekiline ya da kişi adayına ya da o kişiyi seçilebilir yere getiriyorlardı. En çok oyu ona veriyorlardı. 12 Eylül bu sistemi de yıktı attı. Ama severiz sevmeyiz ki ben çok takdir ettiğim tarafları vardır. Turgut Özal Türkiye'ye berbat bir model getirdi. Lider demokrasisi. Ve Turgut Bey'in hiç aklımdan çıkmayan ve hiç takdir etmediğim o ünlü cümlesi. Bundan sonra seçmen kendine benzeyenleri seçecek. Türkiye'nin çivisi Turgut Özal'ın bundan sonra seçmen kendine benzeyenleri seçecek demesiyle başladı. Peki Turgut Bey bunu yaptı mı? Hayır, onu yapmadı, yapamadı çünkü ömrü vefa etmedi ama onun yerine gelenler, ondan sonraki devam edenler ne yazık ki Turgut Bey'in o hevesini yerine getirdiler. Liderler kurşun askerleri milletvekili adayı gösterdiler. Onları seçilebilir yerlere koydular. Kendilerine polis yetiştirdiler. Kendilerine subaya subay general yetiştirdiler. Kendilerine yargıç savcı yetiştirdiler. Artık amaçları, hedefleri ülkeyi daha güzel, daha temiz yönetmek değil. Devleti, devletin memurlarıyla, bürokratlarıyla beraber onların vicdanlarını satın alarak işgal etmekti. Artık devlet işgal edilmeye başlanmıştı. Eğer siz bir devlette adaleti bir tek kişiye bağlarsanız adaleti öldürürsünüz. Adaleti öldürdüğünüz zaman da devleti öldürürsünüz. Adalet ölmüşse bir devlette, bir ülkede bilin ki devlette ölmüştür. Canlarım, Amerika Birleşik Devletleri ilk atom bombasını Meksiko çölünde denedi. Evet, yer, gök, her taraf alevlere büründü. Denemeyi yöneten Robert Oppenheimer çok memnundu. Olağanüstü bir başarı gösterdiğiyle övünüyordu. Birkaç ay sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman atom bombasını Nagasaki'ye ve Hiroşima'ya atınca ve 200 bin Japon bir anda ölünce Oppenheimer vicdan azabı çekmeye başladı. Ve bir gün Truman'a gitti. Yanında Dışişleri Bakanı ile birlikte. Ve Truman'a dedi ki ellerimin
kan deryası içinde yüzdüğünü hissediyorum. Truman hiçbir şey demedi. Oppenheimer'ın dışarı çıkmasını işaret ettikten sonra yanında kalan Dışişleri Bakanı'na döndü, dedi ki bana bir daha bu orospu çocuğunu getirmeyin. Neden? Çünkü atom artık ondan sonra Truman için, Amerika Birleşik Devletleri için yenilmezliğin nişanesiydi. İnsanların ölmesi, bir anda 200 bin kişinin, 500 bin kişinin, 500 milyon kişinin ölmesi Truman'ın umurunda bile değildi. Bunu niye soktum araya? Ahmet Davutoğlu'nu seversiniz sevmezsiniz. Türkiye'de siyasi ahlakı geri getirebilmek için, siyaseti lider sultasından kurtarabilmek için, siyasi partilerin teşkilatlarının yöneten parti modelinden çıkıp, yani devleti soyan teşkilatlar olmaktan çıkıp halka hizmet eden teşkilatlar haline getirilmesi için bir kanun teklifi hazırladı. Başbakandı. Meclise verdi. Ve Pelikan isimli bir çete hırsızlık yapmaya alışmış, devletin sırtından geçinmeye alışmış bir çete, tıpkı Truman'ın Oppenheimer'la ilgili söylediği o laflar gibi laflar etmiş olmalı ki dönemin Cumhurbaşkanı'na yetkilediler. Ahmet Davutoğlu'nu başbakanlık görevinden aldırdılar. Neden? Çünkü Ahmet Davutoğlu da Türk demokrasisinin atom bombası olan bu pis, halen sürmekte olan bu lanet olasıca hırsızlık düzenini kaldıracaktı. Davutoğlu'na bu atom bombasını sonsuza kadar imha etme imkanını vermediler. Ben umuyorum ve bekliyorum ki gelecek günlerde yeni iktidar döneminde Ahmet Davutoğlu'nun o dönemdeki çabalarına yeni hükümet destek verecek ve siyaset temizlenecek. Tertemiz insanlar tarafından siyaset yapılacak. Ahlaklı, namuslu, faziletli, dürüst, yargı bağımsızlığına inanmış, demokrasiyi içselleştirmiş, tahammül gücü yüksek, kaliteli insanlar, vasıflı insanlar tarafından yönetilecek. Canlarım, seçmenlerimizi geliştirmek zorundayız. Seçmenin neyse, seçileni ne olursa, işte Türkiye bu halde oluyor. Her zaman söylüyorum, Mevlana'nın o ünlü sözünü unutmayınız. 800 sene önce söylenmiş bir sözdür o. Havuza su taşıyan borular kirli ise, havuzun suyu temiz olur mu? Ne kadar temiz seçmen, o kadar temiz seçilmiş. Seçmeniniz kirli ise, seçilmişinizin temiz olma ihtimali sıfır. Enseyi karartmayın. Çok güzel günler göreceğiz. Türkiye tertemiz siyasetçiler tarafından yönetilecek. Yine kirli seçmenimiz de olacak ama sayıları çok az olacağı için kirli siyasetçi artık devlet katına çıkamayacak. Öyle 3 kuruş parası bile yokken sokaklardan gelecek, ağzı laf yapıyor, karizması var, İnsanları kolay aldatıyor diye demokrasiyi istismar edecek, devleti ele geçirecek, hırsız polis bulacak kendine, hırsız subay bulacak, hırsız general bulacak, hırsız öğretmen bulacak, hırsız yargıç savcı bulacak. Öyle bir dönem artık dünyada hiç gelmeyecek. Bütün devletler, bütün az gelişmiş devletlerde seçmenler kaliteli olacakları için, havuza su taşıyacak borular temiz olacağı için havuzun suları da temiz olacak. Sakın merak etmeyin canlarım. Umutla ve tahammülle bekleyin. Hoşçakalın güzellerim, hoşçakalın canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Lütfen tahammül, lütfen tahammül, lütfen tahammül.